Yaxın Şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Suriyanın Homs əyalətində İrana məxsus maşın qayırma zavoduna zərbələr endirməsindən sonra yenidən diqqətlər Tehrana yönəldi. İsrailin İranı vuracağıq təhdidi elə bu idi mi, yoxsa yeni hücum mu gözlənilir? Bunu isə Tehrandan bizimlə birbaşa bağlantıda olan A Xəbərin xüsusi müxbiri Əkbər Qaradağ bu sualımıza cavab verəcək. Əkbər, buyurun, sizi eşidirik. Bəli, İsrailin İrana saldırı yapması yüksek bir olasılık olarak görünüyor ve İran'da her fırsatta bunun hayata geçmesi halinde İsrail'e çok sert karşılık vereceğini bildirir. Bu yöndeki son açıklama İran'ın Harici İşler Naziri Abbas Irakçı'dan geldi. Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulunan Abbas Irakçı yaptığı açıklamada savaş istemediklerini ancak her türlü senaryoyu da hazırlıklı olduklarını ifade etti ve İsrail bu yöndeki irademizi test edebilir diye ifadeler kullandı İran Harici İşler Naziri. Diğer taraftan Abbas Irakçı, İran'ın bölgede direniş mukavemet grubu olarak adlandırdığı gruplara yönelik desteğinin sadece siyasi ve diplomatik destekle sınırlı kalmayacağını bildirdi ki bu da oldukça anlamlı bir söz. Çünkü İran bundan önce yaptığı açıklamalarda genellikle söz konusu gruplara yönelik desteğinin daha ziyade manevi destek olduğunu bildirirdi. Diğer taraftan İsrail'in İran'ın nüve programını ve bu programın yürütüldüğü, aparıldığı obyektlere yönelik saldırı olası artmışken İran'daki bazı milletvekilleri Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak ve o mektupta İran'dan bu konuyla ilgili, nüve programıyla ilgili doktrinini değiştirmesini istedi. Ki malum biliyorsunuz daha önce İranlı özellikle din adamları nüve silahının elde etmesinin haram olduğunu ifade etmişti. Ancak milletvekili ki bunu 39 milletvekili imza attı, İran'dan bu yöndeki kararını değiştirmesini istedi. Diğer taraftan İsrail inlilik İran'ı vurmasa da Şam'da, Suriye'de özellikle İran'la bağlantılı olduğu gösterilen noktalara yönelik saldırıları devam etmektedir. Son olarak İsrail, İran sefirliğinin yakınındaki bir binayı hedef aldı ki o binada İsrail medyasının iddiasına göre İran'daki kısa olarak Sipah adlandırılan ordu mensuplarıyla Hizbullah üyelerinin olduğu iddia edilmişti ki İran bu yöndeki iddiaları reddetti ve herhangi bir mensubunun orada olmadığını bildirdi. Diğer taraftan yine Şam'da bu saldırıdan önce de yine İran'la bağlantılı olan bir otomobil fabrikasının da İsrail saldırısında hedef alındığı bildirildi diyor ve sözü şimdilik indilik Tehran'dan, Tehran'ın merkezinden Azadi Caddesi'nden Az TV stüdyolarını bırakıram. Bəli, əməkdaş A Xəbərin xüsusi müxbiri Əkbər Qaradağ idi bizimlə birbaşa bağlantıda İsrailin İrana ehtimal edilən hücumları barədə danışdı.